Çetin. İspanski çetin. Yok, Kırgızca, Kırgızca. Kırgızca? Kırgızca. Kırgızca da. Gerek. Değil mi? Güyü oynatırken. Kırgız göçü. Kırgız göçü. Tenki permaç değil, Kırgızca. Kırgızca, rahmet. Kırgızca, Kırgızca. Kırgızca etti. Kırgız göçü. Kırgız göçü. Çok rahmat. Çok rahmet. Çok rahmet. Çok rahmat. Bu bölümde Bişkek'in en önemli mesire yerlerinden biri olan 70 hektarlık Atatürk Parkı'na gideceğiz. Daha sonra Oş Pazarı'na uğrayıp filmin sonuna doğru da Cengiz Aytmatov'un evine gidip orada oğluyla görüşeceğiz ve Cengiz Aytmatov Müzesi'ni gezeceğiz. Batoş! Ona da seslen, buradan gidiyoruz. Seslen nerede ki? Lay 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 lay. La 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 la
Oş pazarının girişindeyiz. Bişkek. Evet, kişniş kokusu ağır basıyor. Kinza diyorlar. Eğer yemeklerinizde istemezseniz kinza istemediğinizi söyleyin. Çünkü bizim damak tadımıza pek uygun değil ve çok yoğun bir tat. Burada kurut peynirlerini görüyoruz. Kurut da kuru yoğurttan kuruta çevrilmiş. Kırgızlara özgü kurutulmuş yoğurtlar. Minik minikmiş. Çok güzel. Bişkek'te Oş Pazarı'nda Kırgız Türklerinin doğal yaşamlarıyla ilgili birçok dükkan görüyoruz. Bir toplum göçebe olur da onların hayatında at olmaz mı? Hele de bu toplum Türklerse. Bu nedenle bu pazarda at koşumları, at eğerleri gibi malzemelerin satıldığı dükkan da bolca var. 3000 metrenin üzerinde Tanrı Dağları'na kurulmuş olan Kırgız yaylalarında Kırgızlar sıcak kalabilmek için keçelere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle keçecilik Kırgızistan'da hala geçerli bir iş kolu. Çağın tolkunda kaldı ele kolunda. Cazele gülkünden oy gaydasın bugünde. Senizde ardağın kay cerge varmadın. Senizde ardağın Kaycırge barbadım. Sen kuveri maç. Rahmet. Eyvallah. Sen de oyna koyun. Evet arkadaşlarımızla Atatürk Parkı'nda yürüyüş yaparken klip çekiyorlarmış. Kliplerini sabote ettik biraz. Evet. İlk sabote eden de Yaşar. Klip çekiliyordu. Kız alıp şapkasını çok giydi. Çok güzeldi. Etkilendim. Neyden? Şapkadan. Tamam.
Parkı yukarıda yazıyor zaten Atatürk'te. Fotoğraf çekin. Bişkek'teki Atatürk Parkı'nın giriş kapılarından bir tanesi. Burada zaten yazıyor Atatürk Parkı diye. Buraya da tarihimizin, Türk tarihinin en önemli karakteri Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli. Burası 1996 senesine kadar Dendroparkmış. Ama 96 senesinde işte yerel yönetimin kararıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bu parkın ismi Atatürk Parkı olarak değiştiriliyor 1996 senesinde. Yaklaşık işte alanı 75 hektar civarı. İçerisinde 80'e yakın farklı işte ağaç türü var. Hem dışarıdan getirtilmiş hem yurt içinde. Hangisini? 75, yaklaşık 75 hektar civarı. Evet. Dönüm mü, hektar mı? Hektar. Dönüm değil, hektar. Çok büyük. Çok büyük, bayağı büyük yani. Çünkü bunun üstüne gittiğin zaman o oralarda, evet. İşte gördüğünüz bir çok güzel, işte yürüyüş için, hafta sonları vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Ailecek olan gelenler var. Buraya yakın birkaç tane üniversite var. Mesela üniversite öğrencileri çok geliyor buraya. Öyle. Önünde bir fotoğraf çekelim. Bişkek'in içinde devasa bir ormanlık alan. Bu ormanlık alan bir parka çevrilmiş ve insanlar serinlemek için veya sabah sporu yapmak için ya da bisiklete binmek için bu parkı kullanıyorlar Bişkek'te. Parkın adı Atatürk Parkı. Bişkek'te Oş Pazarı'ndayız. Bunu Kazaklar yakıyor, bunu biz şey yapıyoruz. Tütsülemek. Evet, tütsülemek için yakılan bitkiler. Kazaklar da bundan yaktığı olmadığı için bunu Adrasan. Adrasan bitkisi. Bu da ardıç. Tütsülemek için Kazaklar Adrasan'la yapıyor. Kırgızlar da ardıçla yapıyorlar. İşte aradığımız şaşlık bu. Oş Pazarı'nın girişindeyiz. Evet. Cengiz Aytmatov Müzesi için sıraya girdik. Burası Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün girişi. O yüzden askerleri bekletiyor ve 3 ayrı grup halinde gireceğiz. Evet, şu an köşkün içine girdik. Cumhurbaşkanlığı 5. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün içindeyiz. Aytmatov Müzesi de burada. Cengiz Aytmatov'un evinin bahçesi. Evet, Cengiz Aytmatov'un eşinin ve oğlunun yaşadığı ev burası. Şu anda onlar burada yaşıyorlar. Ve evin bitişiğindeki alan da müzeye çevrilmiş. Evin girişinde de bir bozkurt heykeli. Cengiz Aytmatov'un yemek salonu ve onun yemek yediği sandalye işte bu. Aynı şekilde korunmuş ve hiç değiştirilmemiş. Kapıyı karşıdan gören bir yer. Bu ev Kırgızistan Devleti tarafından yapılarak kendisine hediye edilmiş ve gelen devlet başkanlarını, devlet büyüklerini, hatırı sayılır kişileri de bu masada ağırlamış, diğer koltuklarda ağırlamış. Burada ona dünyanın değişik yerlerinden hediye edilmiş şeyleri görüyorsunuz. İşte bu tabak Türkiye'den hediye edilmiş. Bu tabak da Türkiye'den hediye edilmiş. Ha,
da mene giyimleri bu da alttaki elbiseleri, kıyafetleri hala olduğu gibi yere giyiyor. Cengiz Aytmatov'un yatak odası. Burası ömrünün sonuna kadar uyumuş olduğu odası. Dolaplarda kullanmış olduğu eşyalar. Öldükten sonra hiç dokunulmamış ve kıyafetleri bile dolabın içinde duruyor. Cengiz Aytmatov'un çocukluk yılları acı içinde geçer. Çünkü Stalin döneminin bütün baskılarını en acı şekliyle görürler. Henüz Cengiz Aytmatov 9 yaşındayken babasını Türkçülük yaptığı gerekçesiyle tutuklarlar ve hapse atarlar. 1940'larda anasıyla birlikte ta Moskova'ya kadar babasını aramak için gider. Ancak babası hemen evlerinin yanı başındaki bir hapishanededir. 9 yaşındayken babasının izini kaybeden Cengiz Aytmatov tam 50 yıl sonra 59 yaşındayken babasını bulur. Bu büyük buluşma çok acılıdır. Çünkü Aytmatov babasının kemiklerine sarılarak seni ne halde buldum diye ağlar. Sadece Cengiz Aytmatov değil, o dönem Türk dünyasının bütün büyük aydınları hep bu acıları yaşamıştır. Bu acıları yaşayanları da, yaşatanları da asla unutmayacağız. Burası Cengiz Aytmatov'un yazılarını yazdığı salon. Her sabah 4'te kalkar, bu koltuğuna oturur ve bu daktiloyu kullanarak yazılarını yazarmış. Ve mesai saatinde de işine gidermiş. Asıl mesleği aslında veterinerlik ama sinema şirketinde de çalışıyor. Kitapları filmleştirildiği için onlardan bir tanesi. Beyaz Gemi. Türkiye Türkçesine çevrilmiş olan Aytmatov'un kitapları. Cengiz Aytmatov'un ruhunun Tanrı Dağları'nda dolaştığını temsil eden bir resim yapılmış. Bulutların arasında bir Türk savaşçısı ve Cengiz Aytmatov'un yüzünün silüeti resimlenmiş. Yanı başına da onun için resimde olsa bir bal bal dikilmiş. Onun tüm devlet adamlarıyla buluşmaları veya büyük yazarlarla buluşmaları buralarda fotoğraflanmış. Burada mesela Elazığ'daki Atatürk Parkı'nın açılışında Cengiz Aytmatov. Yine burada Türk dünyası devlet adamlarının buluşmasında yine bir Cengiz Aytmatov orada. Ve burada Cengiz Aytmatov'un 1932 yılında çekilmiş bir okul fotoğrafı. Bu fotoğrafta Cengiz Aytmatov şu. Cengiz Aytmatov'un ömrünün sonuna kadar kullanmış olduğu yemek salonu ve kapıyı karşıdan gören hep bu masada yemek yermiş. Onun koltuğu burası, resimlerde de var. Burada oturuyordu ve bu karşıda görülenler de ona hediye edilen tabaklar. Türk dünyasının en önemli yazarlarından bir tanesidir. We should take a photo maybe together. Everybody. Yes, photo. Photo. Yes, hazır. Çoğunluk çoğunluk. Bu yılda başlıyoruz. Unutma. Hangi yıl başlayacak belli değil dedi. Böyle bir kayıt başlar belgesi de. Hazır belgesiz. Şimdi daha bir işte. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Böyle bir order bulunuyor. Şimdi konuşmalar yapıyoruz. Büyük bir proje olacak işte Aytmatov Kültür Merkezi inşallah. Ya da müze olacak. Mektebi de olacak. Okul olacak. Tiyatro da bana. Tiyatro. Büyük bir içinde bu Aytmatov müzeyi olacak. Выставкалар. Ya da otta Bişkek'te. Ama Bişkek'te. Bişkek'te. Yani buralarda bir yerde olacak ama. Buna biz bir hafta var hazır. Şu anda biz buradayız. Müzeyi. Bu ev müze burada. 300 metre mi? 300 metre burada. Ha tamam, bu şu aşağıdaki bir salı. Ya da şimdi karting bilesin mi? Oo. Uçta.
Babanızla bir anınızı anlatabilir misiniz? Ha? Atanız benden болгон бир неменисти айтып бересиз. Просто бир воспоминание, эң сизге неменисте калган. Çok. Çok diyor. Evde soru sordu. Evde sert miydi, yumuşak mıydı? Üyde kanday emday. Katu böyle katu var mı? Yok yok yok. Yumuşak. Ayvay yumuşak. Yok çok yumuşak bir insandı diyor. Eskaçan vuruşma. Hiçbir zaman yok. Azarlamadı. Eskaçan katu işte. Hiçbir kötü söz söylemedi bize diyor. Bunda, çok güzel. Ayvay mudri kişi. Çok akıllı. Çok şey. Mudri demek zeki mi? Zeki, zeki insan diyor. Türkiye hakkında hiç konuşur muydu? Türkiye turalı ait bir bilgisler dedi. Türkiye turalı hiç kanday bilgiler ait bir bilgisler. Yok yok Türkiye'ye çok gök park gök park. Türkiye'ye gök park gidip geldi. Çok gidip geliyor. Yani. Evet. Türkiye'de çok sevilen bir yazar. 6 Türkiye'de, yaşındaki çocuktan profesöre kadar herkes okuyor, biliyordur zaten. Bilet borçumuz gerek Türkiye'de gök okulgan yazıcı. Profesörlerden karmak bak işte ki evvelde kaçayım o şubayım o nimi mektep terk daha okutlar nimi nasıl bir anı yok mu anı o şu vaspaminanın iste gen vaspaminanın ekspo sayt per alas kedi tekte konukta tamam çok çok rahat. Cengiz Aytmatoğlu'nun hemen müzesinin bitişiğinde kendi evi var ve oğlu Eldar bizim ablamız Aytmatoğlu'nun kitaplarını imzalıyor.